Tecerliyetin İngilizlerin devleti olduğunu bir tek siz anlatıyorsunuz maşallah. Dünya çapında muazzam bir faaliyetiniz var. Allah razı olsun. Maşallah. Kimse adını anlamıyordu. Siz anlattıktan evet. Sonra da 500'den fazla yazar yazdı. Sesi evet. Çıkmayan insanlar. Maşallah. Maşallah. İki üç aşamalı bir rivayet geldi kulağıma. FETÖ'cüler buraya gelmişlerdi biliyorsunuz. Evet. Geldiler. Zınk diye durdular. Evet. Yukarıda. Evet. Bak indiler durdular orada. Evet. Aşağıya baktılar durdular. Hemen gerisin geri çıkıp yukarıya doğru gitmeye başladılar ve dönüp arka mahallelerden çok uzun bir yerden aşağıya indiler. Buraya niye inmediklerini söylediklerinde burada silahlı kişiler vardı diye bir iddiaları var. Bir silah kullanmadığınıza göre. Evet. Evet. Herhalde bunları ya esrar içtiler. Çünkü bu biz öyle bir silah milah öyle bir şey yoktu. Olsa da ne çekiniyorsun yani madem ha? Değil mi? Başka yerde çekinmedi. Onlar da çok daha fazla Türkiye'de. Evet. Yani sen şeyler elinde otomatik silahlar gibi evet. Bir de ne silah hadi farz edelim. Ruhsatlı bir tabanca olduğunu düşünelim. Ama öyle bir şey de yok. Öyle bir şey de yok. Herkes duruyor kendi halindeydi burada. Herhalde bunlar esrar mesrar işte benim kanaatim. Gözlerine öyle bir görüntü geldi. Çünkü bir acayip bir şey bu yani böyle bir iddiada bulunmalar. Bunu bir araştıracağım. İnşallah. Neyin neslidir, kimin besidir? Deccal'in askerlerinin bir bölümü İslam ümmetinden olacak diyor. Yani FETÖ'nün, şunun bunun falan adamlarına bak. Deccal'in askerlerinin bir bölümü İslam ümmetinden olacak. Abdülrezzak Musannef'in de hadis numarası 20.825. Miraç gecesi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hüccet Kaim'i gördüğü için Hüccet Kaim de sahabe hükmündedir. Tabi İsa Mesih de o yüzden sahabe hükmünde. Herkese sahabidir. Yani Mehdi de İsa Mesih de çünkü bedenen görüşmüş olur iki tarafta. Evet. Bak Resulullah diyor ki Hüccet Kaim'i gördüm diyor. Nerede? Miraç'ta. Mehdi onların içinde parlayan yıldız gibi duruyor. Bu Allah'a soruyor. Cenab-ı Allah diyor ki bu kaim, kıyam edici Mehdi'dir. Helalimi helal edecek, haramımı ise haram edecektir. Düşmanlarından da intikam alacaktır. Münafıklardan, küfürden. Ey Muhammed Mehdi'yi sev çünkü ben onu seviyorum. Mehdi seveni de seviyorum. Onun için bak kim Mehdi'ye sevgi gösteriyorsa o ülke muzaffer oluyor. Evet. Kim Mehdi'ye karşıysa Allah orada bir bereketsizlik ve bir çöküntü meydana getiriyor. Kim diyor? Bu Şeyh Muhammed bin İbrahim Numan'ı, Gaybetü Numan'ı sayfa 97'den.